Tarım ve Orman Bakanlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de çiftçilerle buluşmasında konuşan 3 kadın çiftçinin iddialarını yalanladı. Bakanlık 3 kadın çiftçiye nasıl destekler sağlandığını tek tek sıraladı. Kadın kardeşlerimi dinledim. Tarım ve Orman Bakanlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilerle buluşmasında konuşan 3 kadın çiftçinin iddialarını yalanladı. Bakanlık 3 kadın çiftçiye nasıl destekler sağlandığını tek tek sıraladı. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de çiftçilerle bir araya gelmişti. O programda kadın çiftçiler de kürsüye çıkarak sorunlarını anlattı. Bakanlık da bunun üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ilk konuşmacının çiğ süt, buzağı desteği gibi destekler aldığına dikkat çekildi ve 2021 ile 2022'de toplam 9 bin lira hayvancılık destekleme ödemesi verildiği ifade edildi. İkinci olarak kürsüye çıkan kadın çiftçinin ise yine çiğ süt, büyükbaş ve buzağı desteklerinden yararlandığı vurgulandı. Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23.741 lira destek ödemesi yapıldığı ifade edildi. Son konuşmacının da 10 ay önce işletme açtığı, 10 aylık olduğu için de desteklerden yararlanamadığı vurgulandı. Ancak 10 ayda işletmesi neredeyse 2 kat büyümüştür denildi. Bakanlık açıklamasının sonunda ise 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 lira değil 94,67 liradır vurgusu yapıldı. Bu arada Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye fiyatını 7,5 liraya çıkardığı hatırlatılarak bu fiyatın maliyetin üzerinde olduğu vurgulandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bakanlığın açıklamasına en kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı hazırlığınızı yapın ifadeleriyle yanıt verdi. Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmalarını gerçekleştirdi.